Efendim bu arada yolladığınız mesajları da okuyacağız. Kısa bir hatırlatma yapalım. Ekrana gelsin WhatsApp numaramız 0552 157 07 07. Saat 8 diliminden itibaren 8'de ve 9'da yani bu akışın içinde de Buraya yazacağınız mesajları elimden geldiğince haber aralarında okumaya çalışıyorum biliyorsunuz. Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla devam edelim. Dün önemli açıklamalar yaptı. Özellikle hilafet tartışmalarına tepki gösterdi ama Riyad'daki Süper Kupa finali de onun gündemindeydi. Türk futbolunun duvara tosladığını söyledi. Futbol Federasyonu'nu sorumlu tuttu. Kulüpleri de biraz çattı. Ama Partisinin siyaset okulu sertifikat töreninde konuşan Bahçeli'nin hedefinde Anayasa Mahkemesi de vardı. Behey siyasi sportacılar kafilesi ilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Böyle bir bayrağı tarihin hangi döneminde şahit olunmuştur? 1 Ocak'taki Gazze yürüyüşünün ardından başlatılmak istenen hilafet tartışmasına böyle tepki gösterdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Hilafet bayrağı iddiasına son noktayı koydu. Şayet rahatsızlık, şayet hazımsızlık kelime-i tevhitte ise tarafımızı ve kararımızı açık açık seslendiriyor ve tarihe not düşüyorum. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bahçeli Partisi'nin siyaset okulu sertifika töreninde konuştu. Gündeminde Riyad'da yaşanan Süper Kupa skandalı vardı. Süreci yönetemeyen Futbol Federasyonu hedef aldı. Türk futbolunda olmayan sadece futboldur. Bunun dışında ne aranırsa bulunacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu süreci yönetemediği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüpleri de aklı başında sağ duyulu ve soğukkanlı hareket edememiştir. Eğer böyleyse Türk futbolu duvara toslamış demektir. Bahçeli'nin hedefinde bilgi kirliliğinin zirveye çıktığı sosyal medyada vardı. Çözüm için iki seçenek sundu. Ya sosyal medya kullanımı A'dan Z'ye yeni baştan ahlaki ve milli temelde düzenlemeliyiz ya da batının içimize konuşlandırdığı bu melanet ve mikrop yuvasını hepten işlevsiz hale getirmeliyiz. Yüksek yargıdaki Canatalay polemiğini de değerlendirdi Bahçeli. Yargıtaya sahip çıktı. Bölücülere, teröristlere hak ihlali kararlarını cömertçe veren Anayasa Mahkemesi milletimizin gasp ve ihanet edilen haklarını ne yapacak? nasıl savunacak? Hiç olmazsa adalet ve hukuk namusuna bir nebze olsa da sahip olduğunu ne zaman gösterecektir? Türk adaletinin onurunu müdafaa eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin şerefli hakimlerini de yürekten kutluyor ve aldıkları kararı destekliyoruz. Bahçenin gündeminde 31 Mart seçimleri de vardı. Mutlaka başarılı olacağız dedi. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz cumhur ittifakıyız. Biz Türk milletiyiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. 31 Mart'ta da mutlaka başarılı olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.